Hemoglobin A1c ya da glikozillenmiş hemoglobin, şekerlenmiş hemoglobin için kullanılan bir terim. Şekerlenmiş hemoglobin miktarı bizim için diyabetli bireylerin izleminde önemli bir gösterge. Hepinizin bildiği gibi kan hücreleri, dokularımıza oksijen taşıyan eritrositler hemoglobinle oksijeni taşırlar. Eğer diyabetli bir bireyin kan şekerleri yüksek seyrederse bu hemoglobin çok daha fazla oranda şekerlenir ve bu eritrositin yaşam boyu süresince, 90 günlük süresi boyunca da şekerlenmiş olarak dolaşımda devam ederler. Biz kandaki şekerlenmiş eritrosit miktarını, hemoglobin miktarını ölçerek diyabetli bireyin kan şekeri ile ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Hemoglobin A1c değerleri kan şekeri kontrolü bozuk olan diyabetlilerde yüksek, kan şekeri kontrolü normal olan diyabetlilerde de normal bireylerinkine yakın sınırlarda seyreder. Sağlıklı kişilerde hemoglobin A1c değerleri 5.7'den düşüktür. %5.7'nin altındadır. Diyabete yatkın kişilerde yani prediyabetik olarak isimlendirilen kişilerde de hemoglobin A1C oranı %5.7 ile 6.5 arasındadır. Diyabetli bireylerin hemoglobin A1C değerleri %6.5'un üzerinde gelir. %6.5 ve üzerindeyse eğer bir kişinin hemoglobin A1C'si bu kişinin diyabeti var olarak sınıflandırılabilir. Ülkemizde ve tüm dünyada yakın zamanda artık hemoglobin A1c de diyabet teşhisinde kullanılan bir parametre oldu. Her ne kadar geri ödeme kurumları hemoglobin A1c'yi bir tarama testi olarak kullanmasalar da hemoglobin A1c ölçülmüş kişilerde tesadüfen hemoglobin A1c ölçülmüş diyabeti olduğu bilinmeyen kişilerde eğer rakam 6.5 ve üzerindeyse diyabetli olduğunu diğer testlerle doğrulamak ve bununla ilgili değerlendirme yapmak da çok önemlidir. Erken teşhis için bize yardımcı olan, diyabetli bireylerin izleminde de yol gösteren önemli bir laboratuvar göstergesidir.